Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 4. sınıflarım. Sevgili öğrencilerim matematik derslerimiz 3. ünite değerlendirme soruları yapıp kesirler konusuna geçeceğiz sevgili öğrencilerim. Evet doğru yanlış etkinliğimiz var. 3 doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbiriyle çarpma sırasında değişmesi işlemin sonucunu değiştirir. Değiştirir miydi sevgili öğrencilerim? Hayır değiştirmez değil mi? Örneğin bakın 32, 16, 24 olsun. İster önce 24 ile 32 çarpın sonra 16 ile çarpın veya yer değiştirin 16 ile 24 çarpın 32 ile çarpın yani çarpma işleminde hepsi çarpma yer değiştirildiğinde sonuç değişmez yanlış sevgili öğrenciler. Bir sayı 5 ile kısa yoldan çarpmak için önce 10 ile çarpılır sonra 2'ye bölünür bu da yanlıştır çünkü sayı 10 ile çarpıp büyütüp tekrar 2'ye bölmenin bir anlamı yok değil mi sevgili öğrenciler? Önce sayıyı 2'ye bölüyoruz daha sonra arkasına 0 ekliyoruz yani önce bölü 2 daha sonra çarpım yapılacak ters yapılmış. Bir sayıyı 100 ile zihinden çarpmak için o sayının sağına 2 tane 0 konulur. Mesela 12 çarpı 100 ile çarpmak için ne yapıyoruz? Bakın 12'nin sağına bu 2 sıfırı ekliyoruz. Bu doğrudur değil mi? 4. Son 3 basamağı 0 olan bir sayıyı 1000 ile zihinden bölmek için. Bakın bölmek için o sayının son 2 basamağındaki sıfırlar silinir. Bakalım şimdi sevgili öğrencilerim. Şöyle ne yapalım mesela 10 2000 sayısını sonuç basamağı bakın 0. 1000'e ne yapıyoruz? Zihinden bölerken ne yapıyoruz sevgili öğrencilerim? 1000 bakın 3 tane 0 buradan 3 tane 0 buradan gidecek. Bize ne demiş? 2 tane 0 demiş. Yanlış olmuş sevgili öğrencilerim. 3 tane 0'ın silinmesi gerekirdi. Bir bölme işleminde bölünenin en büyük basamağındaki rakam. Bir bölme işleminde bölünenin evet en büyük basamağındaki evet soldaki basamağındaki rakam bölene sevgilencim eşitse bölümün basamak sayısı bölünenin basamak sayısıyla aynıdır diye söylemiş. Evet doğrudur sevgilencilerim. Eşitse bu şekilde oluyordu. Küçük olursa bir basamak daha ne oluyordu? Az olmuş oluyordu. Doğrudur. Aşağıdaki verilen cümlelerdeki noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız. Bir sayı 1000 ile zihinden çarpmak için o sayının sağına bakın 1, 2, 3, 3 tane ne yapıyoruz? 0 ekliyoruz değil mi sevgili öğrenciler? Bir çarpma işlemindeki çarpanlardan biri çarpımın diğer çarpana. Diyelim bakın şöyle kolayından yapalım. 5 çarpı 2 eşittir 10. Çarpanlardan birisi bakın bu çarpımın diğerine. 10'u 5'e böleriz diğerini buluruz. 10'u 2'ye böleriz diğerini buluruz. O zaman Diğer e, çarpana bölünmesine eşittir. Diye yazıyoruz. Sonuç basamağı 0 olan bir sayıyı 100'e zihinden bölmek için o sayının son Evet hangilerini siliyoruz sevgilendirim? 2 basamağındaki sıfırlar değil mi? Örneğin 1000. Bunu 100'e bölerken son iki tanesini ne yapıyoruz? Siliyoruz. Bir sayıyı 50 ile kısa yoldan çarpmak için önce ne yapıyorduk sevgilendirim? 100 ile çarpıyoruz. Sonra bulunan sayı ne yapıyoruz? 2'ye bölüyoruz. Örneğin 6 sayı çarpı 50. Kolay bir şekilde 50'ye çarpmak için önce ne yapıyoruz? Bakın 100'e çarpıyoruz. 600 2'ye bölüyoruz sevgili öğrencilerim. 2'ye böldüğümüzde de 300'ü buluyoruz. Bu şekilde kısa yoldan 50 ile çarpıyoruz. 5. Bir bölme işleminde bölünenin en büyük basamağındaki bakın bir bölme işleminde bölünenin en büyük basamağındaki rakam bölenden sevgili öğrencilerim. Küçük ise bölümün basamak sayısı evet bölünenin basamak sayısından ne oluyor sevgili öğrencilerim? 1 eksik oluyordu küçük olduğunda. Evet C'ye geldik şimdi. Rakamları farklı iki basamaklı en büyük sayı. İki basamaklı rakamlar farklı en büyük sayımız karşı 98'dir. Bu sayının 5 ile çarpımı kaçtır diye soruyor sevgili öğrencilerim. Birlikte yapalım şimdi. 98 ile 5'i çarpalım. 5 kere 8 40 elde var. 4, 5 kere 9 45, 4 elde 49, 490 yapar. Evet buradaki işlemde de önce bu ikisini çarpıyoruz. Eşitmişiz bakın 540'tan kutunun çıkmasını. Önce 35 ile 8'i çarpalım. 8 kere 5 40, 4 elde. 8 kere 3 24, 4 elde 28. 540'tan sevgili öğrencilerim. Kutudaki sayıyı çıkarınca 280 kalıyormuş. O zaman bizler ne yapabiliriz bakın. 540'dan da 280 çıkardığımızda diğer kutuyu buluruz değil mi sevgilerim? 540'dan bunu şöyle düşün. 5 2 eşittir 3 olduğunu düşünelim. Çünkü bu artık eksilen olduğu için. 5'ten 3 çıkartırsanız 2'yi 5'ten 2, 2 çıkartırsanız 3 bulursun. Yani 540'dan 280 çıkarsa kutuyu, 5 pardon 540'dan kutuyu çıkarsa 280 olur. Yani eksilen sayı bu olduğu için. O zaman şöyle yapalım. 540'tan sevgili 280'i de çıkardığımızda 0 14'ten 8 çıktı 6. 5 komşuya ver 4 kaldı. 4'ten de 2 çıktı 2 kaldı. Yani cevabımız kutumuz kaçtır? 260'tır sevgili öğrenciler. Evet ile çarpma zaten çok kolay. Sağ tarafına 3 tane 0 ekliyoruz. Değil mi? 426 sayısının yanına 1 2 3 tane 0 ekliyoruz. 426.000 aradığımız cevap oluyor. Evet yine 1000 ile bölerken de bakın 1, 2, 3 tane buradan 1, 2, 3 tane buradan siliyorduk. Cevabımız ne olur o zaman? 534 olur. 8 ile üçgeni çarpmışız. 40 olmuş sevgili öğrencilerim. Üçgen yerine gelmesi gereken sayı nasıl buluruz? 2 sayı ters işlemi çarpınca 40 oluyorsa evet bakın 40 artık sonuç. 40'ı üçgene bölersek 8, 40'ı 8'e bölersek üçgeni buluruz değil mi? O zaman 40 bölü 8 o da ne yapar sevgili öğrencilerim? 5 Bizim üçgenimiz yapar. İşlemimizi nasıl buluyoruz? 40 bölü 8 şeklinde buluyoruz sevgili 12 çarpı 25 işleminin sonucu kaçtır? Çarpalım. Bakın 12 ile 25'i normal çarpma işlemi de yapabilirsiniz. Kısa yoldan çarpmada nasıldı bakın. 50 ile yaparken 100'e çarpıp 2'ye. 25 ile çarparken de kısa yoldan 12'yi bakın. 100 ile çarparsınız. 1200 sevgili öğrencilerim. Ondan sonra dörde bölersiniz bakın dörde bölmek 12 dörde bölmek 30 300 bakın bu şekilde ne yapabilirsiniz basit bir yoldan bulabilirsiniz veya da uzun işlemde yapabilirsiniz 25 ile 12'yi çarpalım. 2 tane 25 50 bir tane de 25 evet bakın topladığımızda evet 0 5 5 daha 10 2 1 de elde 3 bakın 300 yine aynı sonucu ne yaparsınız bulursunuz sevgili öğrenciler. Aşağıdaki verilen işlemleri yapınız. Evet, 8 kere 3, 24 elde var 2. 8 kere 0, 0 elde var 2. Elde bitti. 8 kere 9, 72. 2 kere 3, 6. 2 kere 0, 0. 2 kere 9, 18. Topladığımız zaman 4, 8, 2. 15'in 5'i e elde var 1. 1. 1, 1 de elde 2. 25.284. Çıkar saygılarını 2 kere 4, 8. 2 kere 1, 2. 2 kere 3, 6. 5 kere 4, 20. Elde var 2. 5 kere 1, 5. 2 de elde, 7. 5 kere 3 15 yaptı sevgili öğrencilerim. Topluyorum. 8, 2, 13. elde var. 1, 5, 1 de elde 6. Evet ne oldu? 16.328. 7 kere 0, 0. 7 kere 3, 21'in 1'i elde var. 2, 7 kere 4, 28. 2 de elde 30. 4 kere 0, 0. 4 kere 3, 12'nin ikisi elde var. 1, 4 kere 4, 16. bir de elde 17 sevgili öğrencilerim. Topluyorum. 0, 1, 2, 10 elde var. 1, 1, bir de elde 2. 20.210 çıkar segment. 9 kere 1, 9. 9 kere 4, 36 6. Elde var 3, 9 kere 6. 54, 3 de elde 57. 3 kere 1, 3. 3 kere 4, 12'nin ikisi elde var. 1, 3 kere 6, 18. Bir de elde 19 yapar. Topladığımızda 9, 9, 9, 9, 4 daha, 5 daha. 14'ün 4'ü elde var. 1, 1, bir de elde 2. 24.999 çıkar sevgili öğrenciler. Evet 50 ile kısa yoldan çarpmak için sevgili yüzde çarpıp 2'ye bölebilirsiniz veya 2'ye bölüp yüzde çarpabilirsiniz. Ee, şöyle kolay yoldan 34 önce 2'ye bölelim. Ne yapar? 17 yapar. 17'yi de yüzde çarptığımız zaman sevgili bakın kolay yoldan ne yapar? 17'nin yanına 2 sıfır atarız. 1700'ü bulmuş oluruz sevgili 78'de 5 yapmak için de bakın yine 2'ye bölüp 10 ile çarpıyoruz. 78'i burada yapalım. 78'i 2'ye bölelim. 39 yapar. Bunu 10 ile çarptığımızda da 390 yapar. 25'i çarparken de bakın. 4'e bölüp 100'e çarpma veya 100'e çarpıp 4'e bölme gibi. Önce bölme daha kolay olur. 56 bölü 4 yapıyorum bakın. 14. de 100'e çarpıyorum. 1400 buluyorum. Evet burayı 8 8'de direkt çarpmak için ne yapıyorum? Pardon 80 ile çarpmak için 8 ile çarpıp arkasına 0 ekleyeceğim sevgili öğrenciler. Şurada yapalım bakın 274'ü 8 ile çarpıyorum. 8 kere 4 32 elde var 3. 8 kere 7 56 3 daha 59 5. 8 kere 2 16 5 daha ne yapar sevgili öğrencilerim? 21 yapar. Ne oldu? 2192 yaptı. Bu sıfır arkasına eklediğimde sevgili öğrencilerim 21920 aradığımız cevap olmuş oldu. Burada yine bakın 900'e çarpmak için 900'e çarpıp arkasına 0 ekliyoruz değil mi? Şurada yapalım. 405 ile 9'u çarpıyorum. 9 x 5 45 elde var. 9 x 0 0 4 elde ekledim. 9 x 4 36 3645 yaptı 2 0 ya ekledim de saygı bakın. Ne oldu? 364.500 olmuş oldu. Buraya geldiğimizde bak yine aynı 26 ile 7 çarp bu arkasına 3 tane sıfır ekliyor. Şurada yapalım 26 ile 7'yi çarpıyorum. 6 kere 7 42 elde var 4. 7 kere 2 14 4 de elde 18. 3 tane sıfır ekliyorum bakın 1 2 3 180 bin işlemimizin sonucu. Zihinden yapın diye söylemiş. Bakın bunu zihinden yapmak için 10 ile çarparken ne yapıyoruz? Arkasına 0 ekliyoruz. 643 0 ekliyoruz. 6430. 10'a bölerken bir sıfır buradan bir sıfır buradan gidiyor. 49. 2 daha 2 tane sıfır. 4900 oluyor. Bakın burada da yine 2 sıfır ekliyoruz. 705. Sıfır ekledim. 7000. 70500 oldu. 100'e bölerken 2 sıfır buradan 2 sıfır buradan gidiyor yine bakın. Ne oldu? 80 kalmış oldu. Burada da hemen 37. Arkasına 1, 2, 3 sıfır ekliyor. 1, 2, 3. 37000. Bölme işleminde de, de 1000'e 1, 2, 3 sıfır buradan. 1, 2, 3 sıfır buradan. 96 sonucumuz oldu sevgili Evet 10. sorumuza geldiğimizde aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. İşlemlerin sonuçlarını bulup tahmininizle karşılaştınız diye söylüyorum sevgili arkadaşlarım. 39'da 8'i çarpmak için bakın yuvarladığımız zaman ne yaparız? Bunu 40 yaparız. Diğerinde 8'de 10 yaparız. İşlemimizin sonucu buradan tahmini bakın. T yazdım. 400 çıktı. Gerçek işlem 39'a 8'i çarptığımızda 9 kere 8, 72 elde var. 7. 8 kere 3 24. 7 daha 30. 1 yaptı sevgili öğrencilerim. 312 çıkmış oldu. Bakın bu gerçek sonucumuz. Tahmini de 400 çıkmış oldu. Buraya geldiğimizde 642 42. Bakın bölme işlemi yaparken sevgili öğrencilerim tahminlerimizi 42'nin katları. Bakın 10'la çarpıyorum. Şey 420. 20 ile çarpıyorum. Yani yakın katlar olsun diye ne yapar bakın. 800 40 yapar sevgili öğrencilerim. Buradan işlem yapmak daha kolay olur. 840 zaten bakın 20 katı değil mi? 42 bakın 2 katını alıyorum. 84 onla çarptım. 840 yaklaşık değer bulmak için sevgili öğrencilerim. Bu şekilde yapabilirsiniz. O zaman 840'ı önce 42'ye bölmüş tahmini gibi e, yaptığım zaman sevgili kaç buluruz bunun e, işlemini? Zaten 20 olduğunu söylemiş. Bu tahmini diyelimiz. E, gerçek bölme yaptığımızda 672'yi 42'ye böldüğümüzde bir tane 42, 5 kalır. Burada da 25 kalır. 2 eklediğimizde 6 kere 2, 12. 6 kere 24, 25. Yani tam denk geldi. 16 da gerçek sonucumuzdur sevgili Gerçek 16 tahmini de 20 olur. 68'de 9'u yaparken sergileneceğim. 68'i e 70'e yuvarlayarak bunu da 10 yaparak sergileneceğim. 70 çarpı 10. 700 bu bizim tahmini sonucumuz. 700 gerçek sonucumuz da 68'e 9'u çarptığımızda 9 kere 72 elde varydı idi. 6 kere 9 54. 54 7 daha 61 yaparsa yapar 612 gerçek. Bakın değerimiz 700'de tahmini değerimiz olur. Ç'ye geldiğimizde de bunu Bakın yine 9'un katları gibi bakın bölme işlemlerinde 9'un 2 katı 18. Ee, çok az kalır 180. 4 katı 36. 100 ile çarpıyorum bakın 3600. Bu şekilde daha kolay. 9'un katlarından 9 kere 4 36. Bakın 100 ekliyorum yani 100'e çarpmış gibi düşün. 3600. Buraya yakın oldu sevgili Yani bu şekilde basit yaparsın. 3600 bölü 9 zaten işlemin sonucunu kaç ee, çıkarır? 400 çıkar zaten. 36 bölü 9 zaten öyle yapmıştık. Evet bunu 400 olarak tahmini olarak bulursunuz. Gerçek işleme geldiğimizde de sevgili öğrencilerim. Şurada yapalım. 3879'u 9'a böldüğümüzde 9 kere 4, 36. 2 27'de 3 kere 9 27 sevgili öğrencilerim. Evet 9'u indiriyorum. 9 da 9 1 keredir. 431 gerçek değer. Yani gerçek değerimizi şuraya yazayım. 431 tahmini değerimizde 400 oldu sevgili öğrenciler. Aşağıda verilen işlemleri yapınız. 252'yi 21'e bölüyoruz şimdi sevgili öğrencilerim. 252 bölü 21. Bir tane 21. 4 kaldı. 2 indirim 42 de 21. 2 defa 2 tane. 42 0 0. İşlemimiz sevgili öğrencilerim. 12 çıktı. A. B'ye gelelim. 3661 bölü 7. 6 kere 7 fazla, 7 kere 5, 35, evet 1 kaldı. Evet indirdim 6'yı, 16'da 7, 2 kere 14 sevgileneceğim, yine 2 indirdim. 21'de 3 kere, 3 kere 7, 21, 00, 500, 23, burası çıktı sevgileneceğim. Şurada 722'yi 38'e bölüyorum. 72'de 2 tane olsa fazla girdi, 1 tane 38, 4 kaldı. 6'dan 3 3'le e 34 kaldı. 2'yi indiriyorum. 342'de e, kaç yapar sevgili görelim. 9 kere, evet, 9 kere 8, 72'nin ikisi elde var 7. 9 kere 3, 27. 7 daha 34. Evet tam denk geldi. Evet bu da 19 çıktı sevgili Şuraya gelelim. 7014 bölü 6. 70'de ee, 7'de 1 kere 1, 0 indirdim 10'da 6, 1 kere 6, 4 kaldı. 1 indirdim 41'de 6 kere 6, 36. Bakın burada 5 kaldı. 4 indirdim 54'de de sevgili öğrencilerim 6 kere 9, 54 yapıyor zaten burası. 1169 çıktı. 1169'da burasıdır sevgili öğrencilerim. Aşağıdaki eşitliklerde verilmeyen sayıları bulalım. Şimdi şurayı yaptığımızda bakın sıfırlar gitti kaç oldu burası? 200 kaldı. Burası da 45 artı kutu 200. Yani 45 ile biz bir sayı toplayınca 200 yapıyoruz. Ters işlem ne yapıyorduk? 200'den 45'e çıkartıveririz sevgilendirim. 200'den 45'i çıkardığımızda 5, 9'dan 4 çıktığında 5, 2 buraya vermişti. 1 kalmıştı. 155'tir kutumuz sevgilendirim. Burada da bu x'ini çarpıyorum. Bakın 2 sıfır ekleyeceğiz. 52'nin sıfır ekledim. 5200. Niye eşitmiş? 6200'den üçgen çıkınca. Bakın burası eksilen olduğu için 6200'den 5200 çıkarsa üçgene üçgen çıkarsa 5200 buluruz. O zaman 6200'den 5200'ü çıkartıyorum. 0, 0 0 0 1 kaldı. Yani sevgili üçgenimiz neymiş? 1000 imiş. 36 çarpı 5 eşit değildir. 900 bölü 6 eşitlik sağlanması ne yapması lazım? 36 ile 5 çarpalım önce. Çarpıyorum 6 kere 5 30. 5 kere 3 15. 3 daha 180. Yani burası 180 sevgilerimiz. 900'ü 6'ya böldüğümüzde bölelim onu da. Bir tane 6. 6. 3 kaldı. da 5 kere 30. 0. Bunu da koydum. 150. Bakın burası da 150 çıktı. Burası 180. Burası 150. Tabii ki de eşit olmaz. Eşitliğin sağlanması için ne yapmak lazım? Sağ tarafa 30 eklememiz lazım. Yani o zaman şöyle sağa artı 30 yani sağa 30 eklenir diyebilirsiniz. 1080 simit 6 simitçe olarak dağıtılmış. 1080 simit 6 simitçe olarak dağıtılmış. Simitçilerden biri simitlerden 137'sini diğerleri simitlerin tamamını satmış. Simitçilere dağıtılan simitlerine karşı satılmamış. Önce bulalım. 1 tane 6, 4 kalır. 8 indir. 48'e 6, 8 kere 6 kere 8, 48 yapar. Sıfırı da koyduk. 180. Yani simitçi başına her simitçiye, sevgili öğrencilerim, 180 tane simit düşmüş. Herkes satmış. Birisi 137 tanesini satmış. Bakın 180 simidin 137 tanesini satmış. 10'dan 7 çıktı. 3 kaldı. 7 3 çıktı. 4 kaldı. Evet bakın burada yani 43 tane kalmış Çünkü diğerleri hepsini satmış. Bir simitçi de 180 olması lazım. Sadece bir kişi 137 satınca geriye 43 tanesi kalmış oldu sergilenici. Bir marangoz 12 binanın bulunduğu bir sitedeki dairelerin kapılarını yapacaktır. Binaların her biri 16 katlıdır. 12 bina 16 tane kat. Önce bunu bulacağız. Her katta da sergileneceğiz. Çıkan sonucu tekrar bu sonucu 4 ile çarpacağız. Her katta 4 daire varmış. Her dairede de 7 kapı. Buradan da çıkan sonucu sevgili öğrencilerim. Bunu da 7 ile çarpacağız. 12 ile 16'yı çarpıyorum. 6 kere 2 12. 6 kere 1 6. Bir de elde 7. Bir tane de 12 burada. Topluyorum. 192. Tamam. Daire bunların her biri 6 katlıdır. 16 katlı 12. Toplam 192 tane daire var sevgili bitmedi. Daha sonra bunun her katlı da 4 daire varmış. 192 ile de 4'ü çarpıyorum. 4 kere 2 8. 4 kere 9 36 elde varış. 4 kere 4 3 de elde 7. 768 toplam daire. Toplam daire oldu. E, her daire için 7 kapı yapılacakmış. 768 ile de sevgili Ne yapıyorum? Tekrar 7'yi çarpıyorum. 7 kere 8 56 elde var 5. 7 kere 6 42 5 daha 47 elde var 4. 7 kere 7 49 4 tane yapar. 53 yapar. 5376 tane öğrencilerim kapının yapılması gerekir. Evet sorularımızı bitirdik öğrencilerim. Kesirlerin sorularına geçtiyseniz istediğiniz sayfaları lütfen yazın. Onları da yapalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.